Merhaba arkadaşlar bugün fonksiyonların tersini bulacağız. Bununla ilgili arkadaşlar 3 tane temel yöntemimiz var. Önce bunlardan bahsedeyim sonra örnekler üzerinde bunları uygulayalım. Birincisi arkadaşlar tabii ki x'i yalnız bırakmak değil mi? Arkadaşlar bu en çok kullanacağımız yöntem. x'i yalnız bıraktık. Bu durumda tabi x'i yalnız bırakmak için ne yapacağız arkadaşlar? Her sayıyı ters işlemde karşıya atacağız. Yani çarpmalar bölme bölmeler çarpma olarak gidecek. İkinci yöntemimiz arkadaşlar... ax artı b bölü cx artı d yapısındaki soru tipleri için arkadaşlar. Burada bir tane x olmadığı için x'i yalnız bırakma şansımız olmuyor. Dolayısıyla burada ne yapacağız? Ya da var ama çok uzun yöntemler gerekiyor. Onun için ne yapacağız arkadaşlar? Şu çapraz katsayıları yer değiştireceğiz. Yani d yukarıya eksi d olarak çıkıyor. Değil mi? Diğer e, ifadeleri hiç karışmıyorum. A da arkadaşlar ne yapıyor? Aşağıya eksi a olarak iniyor. Bu da çok önemli arkadaşlar. Ve burada da dikkat etmemiz gereken konu şu arkadaşlar. X'lerin mutlaka ne olması gerekiyor? Alt alta olması gerekiyor. Yani şuradaki xlerin alt alta dizilmiş olması bizim için çok önemli. Üçüncü ve son yöntemimiz de arkadaşlar içi ve dışını yer değiştirmek. Eğer içi ile dışını yer değiştirirsek arkadaşlar e, ne yapmış oluyoruz? E, fonksiyonu yine tersini almış oluyoruz. Hadi bakalım örneklerde bunları nasıl uygulayacağız arkadaşlar. İlk soruda arkadaşlar ilk öğrendiğimiz yöntemi kullanalım. Yani x'i yalnız bırakalım. x'i yalnız bırakmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Her şeyi ters işlemle karşı atıyoruz. Bakın fx eşittir. Değil mi? Önce 5'i çarpı olarak attım bu tarafa. Ne oldu? 2x artı 7 oldu. Sonra artı 7'yi bu tarafa eksi olarak attım. 5 tane fx eksi 7 eşittir. 2x oldu mu arkadaşlar? Bakın x hala yalnız değil. Yanında çarpı 2 var. O zaman her tarafı 2'ye bölüyoruz. Yani 5 tane fx eksi 7 bölü 2 şeklinde bulmuş olduk. Ne oldu şimdi? x yalnız kaldı ya. Artık f'in tersi için şunu yazabiliriz. Ne yapıyoruz? 5x şuradaki x gördüğümüz yerlere fx gördüğümüz yerlere x yazıyoruz arkadaşlar. 5x eksi 7 bölü 2. Adam bize f'in tersinde arkadaşlar 3'ü soruyor. O zaman x gördüğümüz her 3 yazıyoruz. 15 eksi 7 bölü 2'den 8 bölü 2'den cevap arkadaşlar 4 oluyor. Evet yanda da yine bu yöntemle çözeceğimiz bir soru var. Ama önce ufak bir müdahale gerekiyor arkadaşlar. Çünkü fonksiyonun içerisi x değil. Yani fonksiyonun içerisi düz değil. Bu durumda x yalnız bırakmanın çok bir anlamı olmayacaktır. Ama bu yapı türlerinde de arkadaşlar birbirini tekrar eden kalıplar arıyoruz. Mesela bakın 2x kare artı x'in burada tekrar ettiğini görüyorum. 4 katı var. O zaman onu şöyle yazsam. Burayı 4 parantezin alarak sadece şu ikisini 5'e hiç karıştırmadan arkadaşlar. 2x kare artı x yazabilir miyim buraya? Dolayısıyla ne oldu dikkat ederseniz kendisini tekrardan yapılar görüyoruz. Bu tekrardan yapıya x dersek fx eşittir 4x artı 5 diye aslında fonksiyonu biraz daha ne yapıyoruz? Basite indirgemiş oluruz. Şimdi fonksiyon e, bu fonksiyona bu fonksiyon birbirine eşittir arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Bu fonksiyon arkadaşlar e, bulduktan sonra artık tersini almak kolay. Ne yapıyorduk hatırlarsanız x'i yalnız bırakıyorduk. Yani e, fx eksi 5 değil mi? Bölü 4 eşittir x. Şimdi bu durumda arkadaşlar ne oldu? X yalnız kaldığına göre artık f'in tersi oluştu. Şurada fx gördüğümüz her yeri hatırlarsanız x yazıyorduk arkadaşlar. O zaman x eksi 5 bölü 4 diyebiliriz fonksiyonun tersine. Burada bazı pratik yöntemlerde kullanacağız tabi. Ee, sonuçta burası fx haline geldikten sonra bu da çok basit bir fonksiyon olduğuna göre x'e ne yapıldıysa tersini yapacağız. Yani hızlıca şunu yapabilirdik aslında ikinci bir yöntem olarak. x var ya arkadaşlar Burada artı 5 var yani eksi 5 yazıyorum. Burada çarpı 4 var bölü 4 yazıyorum. Bu da zaten aslında x'i yalnız bırakma dediğimiz ifadenin ta kendisi olmuş oluyor. Evet arkadaşlar ikinci sayfadaki sorularımıza bakalım. Evet burada da arkadaşlar sağ olsun x'i zaten kendileri yalnız bırakmışlar değil mi? x'i yalnız bıraktıklarına göre arkadaşlar ne yapacağım ben burada? E, doğrudan f'in tersini biliyorum demektir. Ne yapıyorduk hatırlayın x yalnızsa şundan yeni x yazdığımızda 1 eksi x bölü 3 artı x dediğimde fonksiyonun otomatikman tersini bulmuş oluyordum. E buradan f'in tersinde eksi 2'ye çok rahat ulaşırım. x gördüğüm her yere eksi 2 yazacağım arkadaşlar. E dolayısıyla bunun sonucu da 3 bölü 1'den 3 gelecektir. Gayet rahatlık. Ama bir de düz fonksiyonda yani f eksi 2 istiyor bizden. E onu bulmak için de arkadaşlar ne yapacağız? O zaman burayı hiç bozmadan direkt x gördüğümüz yere eksi 2 yazacağız. Yani eksi 2 eşittir. 1 eksi f içerisinde eksi 2 bölü 3 artı f içerisinde eksi 2. İçlerine çarpımı yaparsak ne olacaktır? Eksi 6 eksi 2 tane f içerisinde eksi 2 eşittir. 1 eksi f içerisinde eksi 2. Şu aynı türlü ifadeleri yan yana arkadaşlar alacak olursak eksi 2 bu tarafa artı 2 tane geçecektir. Yani bir tane f içerisinde eksi 2 kalacak. E, artı 1 de bu tarafa eksi 1 olarak geçecektir. Yani f içerisinde eksi 2'nin de arkadaşlar eksi 7 olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Bize sorulan tüm ifadeleri elde etmiş olduk arkadaşlar. Hadi yerine yazalım bunları. Düz fonksiyonda eksi 2'nin sonucunun eksi 7 yaptığını gördük. Ters fonksiyonda eksi 2'nin sonucunun da artı 3 yaptığını gördük. Ve buradan cevabımız arkadaşlar eksi 4 olarak bulunmuş oldu. Şimdi yanındaki soru da aslında yine e, x'i yalnız bırakarak çözülecek bir soru. Ancak burada şöyle bir durum var. x'i yalnız bırakmak için her iki tarafın logaritmasını falan almak gerekiyor. Yani biraz uzun bir yöntem var x'i yalnız bırakma adına. E, Dolayısıyla burada yeni bir pratik teknik geliştirebiliriz. Şunu söyleyelim arkadaşlar. Ters fonksiyonun içi her zaman düz fonksiyonun sonucudur. Yazıyorum bakın. Ters fonksiyonun içi düz fonksiyonun sonucudur. Evet bu durumda arkadaşlar bu yöntemi kullanacak olursak ters fonksiyonun içi neydi arkadaşlar? 3 müydü? O zaman bu düz fonksiyonun neyi olmalı? Sonucu olmalı. Yani 2 üzeri x eksi 5 eşittir 8 mi olacaktır? E bu durumda 2'nin kaçıncı kuvveti arkadaşlar 8 yapar? 3. Demek ki şu arkadaşlar ifade 3'e eşit olmalıymış. Yani x eksi 5 eşittir 3 ise x'e buradan ne diyeceğiz arkadaşlar? 8 diyeceğiz. Ee, gelelim arkadaşlar sıradaki sayfaya. Burada da arkadaşlar yine x'i yalnız bırakma. Hep bakın birinci yöntemle ilgili sorular daha çok karşımıza geldi. Sonraki sayfalarda diğer yöntemlerde kullanacağız tabii ki ama x'i yalnız bırakmamız gerekiyor. Fakat burada x'i yalnız bırakamıyoruz. Hangi x'i yalnız bırakacağız? Bir sürü x var. Dolayısıyla önce bunları tek bir x haline dönüştürmemiz gerekiyor. Ee, o zaman da birazcık çarpanlar ayırmadan yardım almamız gerekiyor ya da özdeşliklerden. Dikkat ederseniz bu ifade x küp x kare x diye azalan kuvvetler şekline gidiyor. Yani bu x küp eksi birin açılımı aslında. Ama x küp eksi birin açılımın olabilmesi için sonunda bir eksi bir olması gerekiyordu. Yok. Onu ben ekledim ama kafama göre eksi bir ekleyemem. O zaman hemen yanında bir tane de artı bir ekleyeyim ki arkadaşlar denklem bozmamış olayım. İşte şu kısım arkadaşlar dikkat ederseniz nedir? x eksi birin küpü. Değil mi arkadaşlar? Artı ee, bir. Şimdi artık x bir tane. Dolayısıyla x'i yalnız bırakmamız mümkün. Ne yapıyorum? Hemen yanındaki her şeyi ters de karşıya atıyorum. Ee, ne yapıyoruz arkadaşlar? Artı 1 bu tarafı eksi 1 olarak geçiyor. Değil mi? Karşıda x eksi 1'in küpü kaldı. Her iki tarafın küp kökünü alırsak x eksi 1 arkadaşlar buradan küp kök içerisinde fx eksi 1 olacak mıdır? Buradaki eksi 1 de karşıya atarsak e, küp kök içerisinde fx eksi 1 kökün dışında da bir artı 1 oldu değil mi? Bakın arkadaşlar x yalnız bırakmayı başardık. x yalnız bırakıldıysa eğer f'in tersini bulmuşuz demektir. O zaman şu ifadede ne yapıyorduk? fx görünümsel yere x yazıyorduk. Evet tersini burada bulmuş olduk arkadaşlar bu şekilde. Ee, hemen yandaki soruda da benzer bir mantık kullanacağız. Fakat orada ufak bir şey dikkat etmemiz gerekecek. Ufak bir detay var önemli bir soru. Şimdi yine x birkaç tane olduğu için x'i yalnız bırakamıyorum. Ama diyorum ki keşke şöyle bir şey yapsaydık. Biz bunu şu 5'i artı 4 artı 1 diye ayırsaydık. Ee, x kare artı 4 x artı 4 artı 1 diye düşündüğümde şu ifade arkadaşlar x artı 2'nin parantez karesidir. Hani birkaç tane x olduğu için hangisini yalnız bırakacağıma karar vermediğim için önce x'leri ne yapıyorum? Tek bir tane haline getiriyorum. O da arkadaşlar x artı 1'in karesi artı 1 şeklinde yazılabilir. Artık bir tane x olduğuna göre x'i yalnız bırakabiliriz arkadaşlar. fx eksi 1 eşittir x artı 1'in karesi. Her iki tarafın kökünü aldığımızda kök içerisinde fx eksi 1 eşittir. x artı 1 ancak işte buraya dikkat. Kare kök dışına çıkardığımız arkadaşlar ifadeler eğer bilinmiyorsa bunları ne yapmalıyız mutlaka? Ee, mutlak değerle çıkarmalıyız arkadaşlar Mutlak değerle çıkardığımız zaman da Artı mı eksi mi çıkacağına şöyle karar vereceğiz Diyeceğiz ki ee, Ben şu an ters fonksiyonu bulmaya çalışıyorum Düz fonksiyon arkadaşlar bu şekilde Tanımlanırdı hatırlarsanız bu düz fonksiyon Ters fonksiyon da bu sefer Tersine tanımlanır yani e, Atıyorum burası tanım kümesi burası görüntü kümesi Ya düzde o zaman ters fonksiyonda Burası tanım burası görüntü kümesi olur Yani Burası ters fonksiyon için görüntü ters için değil mi görüntü? Yani sonuç demek. Demek ki ters fonksiyonun sonuçları bu aralıkta çıkacak. Eksi 2'den artı sonuçta kadar. Yani pozitif değerler çıkıyor olması lazım. O zaman bu mutlak değerden ne yapacaktır? Pozitif çıkacaktır. Eğer negatif değerler çıkıyor olsaydı önüne eksi alarak bunu çıkaracaktım arkadaşlar. Buradan yine eksi yalnız bırakmayı başardık arkadaşlar. Ne oldu? fx eksi 1. Şu bir tane parantez fazla oldu. fx eksi 1. E, kökün dışında bir eksi bir daha. Artık eksi yalnız bırakmayı başardığımıza göre arkadaşlar ters fonksiyonu yazabiliriz. Ne yapıyorduk? Şu fx gördüğümüz her yere eksi yazıyorduk. Kök içerisinde x eksi bir, kökün dışında bir tane daha eksi bir. Artık ters fonksiyon varsa adam bize 10 koy demiş. X gördüğümüz her yere 10 koyabiliriz. 10 eksi 1 9 yapacaktır. 9 da kök dışına 3 diye çıkacaktır. 3 eksi 1'den cevapla arkadaşlar 2 olacaktır. Evet yeni sayfamızdayız arkadaşlar. Şimdi evet burada da şu yapıyı kullanacağız. Hatırlarsanız şunu söylemiştik. Ax artı b bölü cx artı d yapısı varsa arkadaşlar. Burada hani tam kare tam küp falan yaparak ne yapamıyorduk? X'i tek bir tane haline getiremiyoruz. Çünkü birkaç tane x var. Hangi x'i yalnız bırakacağımızı da bilmiyoruz. Var tabi yöntemler ama çok uzun. Onun için biz şu kuralı hemen hızlıca e, göreceğiz arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Katsayılarını çapraz işaretiyle birlikte yer değiştiriyorduk. Yani eksi dx artı b bölü değil mi? Cx eksi a diye. Ne yaptık? Çapraz işaretler ve katsayılar yer değiştirdik. E şimdi bu soru ona benzemiyor hocam diyeceksiniz. Aslında benziyor. Fakat yukarıdaki x ne olmuş? Katsayısı 0 olduğu için görünmüyor. 0 x artı 2'dir aslında orası. E ne demiştik? Bir de x'ler alt alta olmalı. Buna çok dikkat etmeliyiz. O zaman şunlar da yerini değiştirerek değil mi? Eksi x artı 1 diye yazıyorum. Bakın x'ler alt alta oldu ve yapı biraz önceki gösterdiğimiz kurala benzedi. Şimdi artık tersinden bahsedebiliriz. Ne yapıyordum? Çapraz yer değiştiriyordum. Kimi şununla şunu. Artı bir yukarı, eksi diye çıkıyor. Sıfır da aşağıya arkadaşlar. Eksi sıfır deniyor ama bir anlamı yok, yazmaya gerek yok. Evet burada da arkadaşlar e, ne var? Yine biraz öncekine benzer bir yöntem kullanacağız. Fakat burada şöyle bir durum da var, farklı olarak e, tanım kümesinden bir çıkarılmış. Burası biliyorsunuz düz fonksiyonun tanım kümesi, değil mi arkadaşlar? Burası da değer kümesi yani sonuçlar kümesi. Tanım kümesinden bir çıkarıldığına göre demek ki bir arkadaşlar sorun çıkarıyormuş. Yani kesirli bir ifade olduğu için bunun paydasını da sıfır yapıyormuş. Ki tanım kümesinden çıkarılmış. Demek ki A buradan 2'dir diyebiliriz. E fakat şu ifade nedir? Şimdi düz fonksiyonda burası tanım bu değerdi arkadaşlar. Ters fonksiyonda bu tam tersine döner. Yani burası tanım olur ters fonksiyon için burası değer olur. Doğru mu arkadaşlar? Bu kim için ama ters fonksiyon için. Demek ki ters fonksiyonda da arkadaşlar e, tanım kümesinden 2 çıkarılmış. Yani o bu sefer paydayı sıfır yapıyormuş. O zaman önce ters fonksiyonu hesaplayalım hadi hep beraber. Ne yapıyoruz? Çapraz yer değiştiriyorduk. A yukarıya artı A diye çıkıyor arkadaşlar. AXX4. Buradaki artı B de aşağıya eksi diye iniyordu. Şimdi ters fonksiyonda kim arkadaşlar e, sıfır yapıyormuş paydasını? 2. Demek ki 2'yi sıfır yapıyormuş ki tanım küresinden çıkarılmış bakın. Sorun çıkarıyor yani. O zaman X'lerin 2 yazdığında bunun paydasının sıfır olması gerekiyormuş. Demek ki bundan dolayı da kümeden atılmış. Ee, o zaman 2 ile 4'ün arkadaşlar toplamınız çarpımını sorabilir. Örneğin artı b'yi sormuş olsun bize cevabı 6 diyelim. Evet arkadaşlar geldik son sayfaya. Burada da arkadaşlar en son yazdığımız yöntem yani ile dışını yer değiştirme yöntemi var ki en çok karşımıza çıkacak soru tiplerinden birisidir. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Fonksiyonun kendisini bilmediğimiz için ortada fx ya da gs gibi fonksiyonlar olmadığı için ne yapıyoruz? Doğrudan tersini alamıyorduk. Ancak e, içindeki her şeyle dışındaki her şeyi olduğu gibi yer değiştirirsek arkadaşlar yine biz fonksiyonun tersini almış olurduk. Yani f'in tersini almış olacağım ama dışarıdaki her şey şu 3x kare artı 1 içeri girecek. İçerideki her şey de yani x artı gx de dışarıya çıkacak arkadaşlar. Bakın ne oldu? Komple iç dışı yer değiştirdiğimizde biz fonksiyonun tersini almış olduk. Tabi bu ters fonksiyon artık elimizde. Bunun içine 28 olmasını istiyoruz. O zaman x yerine bence 3 versek yeterli. Gerçekten kontrol ediyorum. 3 3 9 bir daha 3 ile çarptım. 27 bir daha 28. Demek ki f'in içi 28 olacak. Ancak karşı tarafta da x gördüğümüz her yere ne yapmalıyız? Yine 3 yazmalıyız. Bu da g3 diye bir sorun çıktı. Ama g3'ü zaten soru bize vermiş. O zaman onun yerine 4 yazarsak aradığımız cevap 7 olacaktır. Yine benzer mantıkla hemen yanındaki soruyu çözelim arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Ortada bir gx ya da fx fonksiyonları olmadığı için bunların terslerini ya da değerlerini bulamıyorduk. Ne yapacağız o zaman? adam bana g4'ü sorduğu için ben buradan g'nin düzünü elde etmeye çalışacağım. Burada ters fonksiyon var. Ben ters fonksiyonu bir daha tersini alırsam tersin tersi düze dönmüş olur. O zaman bunun da içiyle dışını yer değiştirelim. İçerideki her şey dışarı, dışarıdaki her şey içeri gelsin. Tabii g'nin tersin tersi düz olmuş oldu. Dışarıdaki her şey yani f içerisinde x artı 1 de içine girmiş oldu. Tabii ki içindeki 3x de dışarı çıkmış oldu. Şimdi bu dursun böyle. Artık g'ye ulaştık en azından. E, fakat adam bize f'in içinin 3 olması gerektiğini söylemiş. Yani böyle bir bilgi varmış. Bunu kullanmamız gerekiyor. O zaman x yerine 2 verirsem dikkat edin f'in içi 3 yapacak. O zaman bunu kullanalım. x yerine tabi burada da 2 yazıyorum arkadaşlar. E, g içerisinde f içerisinde ne olmuş oldu? 3 olmuş oldu. E, zaten biz f3'ün 4 olduğunu bilmiyor muyduk? Bakın elimizde g4 oluştu. Bu da 6 eşitmiş. Zaten bize g4'ü soruyordu. Evet sonucu ulaşmış olduk. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum.